Erdal Aksoy stüdyomuzda, buyursunlar. Birazcık daha böyle gelin lütfen. Bir şey söyleyecek misin Emine, Erdal'a, kocana? Ha? Görmek istemiyorsun. Kaç aydır görmüyorsun zaten? Mesela ben senin yerinde olsam şu soruyu sorarım. Sen 3-4 aydır neredesin? Gelmiyorsun. Ha? Oğlum aynen gelmiyor, doğru. Gelmiyor değil mi? Evet, sen 3-4 aydır neredesin? Biz geçim derdi yaşarken sen nasıl tül perde altın peşinde koşuyorsun? Aynen öyle. Erdal Aksoy, kaç yaşındasınız? 40. Ne iş yapıyorsunuz? Metal üzerine. Ne? Metal. Metal üzerine. Düzenli, evet. Sigortalı bir işiniz mi var? Şu an düzenli değil. Düzenli değil. Evet. Çalışmıyorsunuz yani. Ya çalışıyorum da geçici. Geçici. Kaç Bilmiyorum. Çocuğunuz var? Emine Hanım, böyle dönün kamera açısından. Görmek istemiyor. Tamam, sen ona bakma, bana bak. Eda. Ya Eda bayağı Emine kalkmıyor. Yok, görmek istemiyorum. Tamam, sen onu görme. Oraya bir şey koyun, karton mu koyacağım? Bak, orada. Tamam, sen bana bak hep, tamam mı? Tamam, ben sana bakıyorum abi. Yani kamera açısından dolayı ekip arkadaşlarım tamam, anladım, bunu yapmak zorundalar. Anladım. Düzenli çalışmıyorsunuz. Emine Hanım'la olan evliliğinizden kaç çocuğunuz var? 5. Yaşlarını söyleyin. 18, 16, 14, 12, 9. 9. Evet. Kaç aydır eve gitmiyorsunuz? Bayramdan bu yana. Bayramdan beri. Evet. Niye eve gitmiyorsunuz bayramdan beri? Çünkü bazı o zamanlar aramızda, Emine Hanım'la aramızda bir şey olmadığından dolayı iftiralar atıldı. Yani Sinop'tan dönüşte. Bizim aramızda bir şey yoktu Sinop dönüşüne kadar. Ondan sonra bunlar hep bir babası, işte bu olsun. Yalan. Yalan değil. Yalan, 4-7'dir konuşuyorsun. Değil. Yalan. Evet. Yalan değil. Namaz kılıyorsun, doğru konuş. Ben namaz kılıyorum, Allah için. Bak, sen Allah yalansın. Namaz kılıyorsun, doğru Hayır. konuş. Hayır, sen ilk başta da beni aldın. Bir tane daha kadın oldu. Bu ikinci aldatma abla. Anladın mı? Benim alışkanlık yani. Evet, yok, alışkanlık. O da mı komşuydu? Evet. O da mı komşuydu, eve girip çıkandı? Aynen, komşuydu. O da kalktı. İknur hepsini anlattı bana. He? İspatla. İknur bana hepsini anlattı. Geçmiş, geçmişte kaldı. Vallahi geçmişte kalmadı. Sizin geçmişte eve komşu girmesin Erdal Bey. Bu yollara kendi itti ben ablam. Erdal, kimse seni itemez kardeşim. Kendi, sen kendi. Komşunun karısına yan gözle bakarsan... Ben bakmadım, ben senin için sütün bozuk deriz ya, senin hayır. sütün bozuk. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Peki. Hayır. Bu kadar zor şartlar altında yaşayan, çocuklarının geçimini bile sağlamakta zorlanan Erdal Aksoy. Peki kim sağlıyormuş bu zamana kadar? Ben şimdi şunu soracağım. Evet, kim sağlıyor, evet. Mine Hanım'la... Benim 5 tane çocuğuma kim bakıyor? Kaç eve bakıyorsunuz? Babam bakıyor. Kaç eve bakıyorsunuz? 2 aydır kiralarını ödüyorum. Ben Erdal Bey. Faturalarını ödüyorum. Çocukların açlığını gönderiyorum. Hep defantları bende. Ben onu, bak ben şu açıdan soruyorum. Yani sizin şartlarınız 5 çocuğu bu devirde geçindirmenin az çok matematiğini bilen biri olarak. Evet. Siz kaç ev bakıyorsunuz? Şu an bir ev. Hem Onur'lara, Mine'lere baktınız. Ha, önceden tamam. Tabii. Yok. Kaç yıldır bakıyorsunuz Onur'la Mine'ye? Bakıyorum demeyelim, yardımlaşma diyelim. Yardımlaşma. Evet, bu yardımlaşmanın bir bedeli vardı sizde var, değil mi? Borç alışverişim. Borç. Evet. Borç ödenmeyince ne yaptınız? Ne yaptım, bir şey yapmadım, ne yapacağım? Kaç yıldır can dostusunuz Onur'la? Bir dakika Onur, kaç tamam. yıldır aynı eve beraber girip komşum diye bu adamın yüzüne bakıyorsunuz? Esra Hanım, öyle saçma sorular soruyorsunuz ki yani. Vallahi benim nasıl soru İyi de sormam. Erdal beni onun evinden alıp kaçırmadı ki. Ne kadar saçma soru soruyorsun. Şimdi benim ben bir kere bana saçma soru soruyorsun diyemezsin. O zaman borcunu ödeseydi böyle namuslu adammış oturuyordu orada. Bir saniye, orada. Bana saçma soru soruyor evet. demezsin bir. Hayır, İki, o beni onun ne kadar şu tepkinle ki. Ne kadar doğru bir soru sorduğumu. Öyle bir şey yok. Hayır, sorduğum sorunun soru yanlış. Senin kafandaki cevabı İyi de o Erdal gidip o kadar önemli ki. Ben çok güzel soru sorarım. Öyle Bu ben çok güzel soru sorarım. Çok güzel. O yüzden de
Hayır. O yüzden de sorduğum sorular... Her zaman şuna dikkat ediyorum. Sorduğum soru karşı tarafı rahatsız ediyor mu? Rahatsız ediyorsa ben bam teline basmışım demektir. Hayır, antene bakın, evine baktığınız, borç verdiğiniz, yardım ettiğiniz bu insanlarla kaç yıldır komşusunuz Erdal Bey? 4 senedir falan. 4 yıldır. Evet. Beraber sofralara oturdunuz mu? Evet, oturduk. Pikniklere gittiniz mi? Yok. He? Yok. Sinoplara gittin. Hiç önemli, pikniği geç. Ne bileyim, çarşı, pazar, akşam çay oturmaları yaptınız mı? Geldiler, gittiler. Evet. Geldiler, gittiler. O eve girerken Karaman, Mine Karaman ve Onur Karaman sizin evinize hangi sıfatla giriyordu? Kim olarak giriyorlardı? Komşu olarak. Komşu olarak. Evet. İnsan komşusunun karısına bakar mı? Ben bakmadım. Doğru. Karşılıklı. Doğru. İnsan komşusunun karısına bakar mı? Tek taraflı bir yerden bir şey olmaz. Tek taraf. Kaç yıldır aynı duygulardasınız Mine Hanım'a karşı? Bayramdan sonra. Bayram. Öyle bak. Bu duygular şey değildir, biliyor musun? Böyle duygular bir anda biri gelip o düğmeyi açtığında olmaz. Bu senin zihninde olacak, bilinçaltında olacak, o içine yerleşecek. Bunun karşılığını alacaksın. Bir yerde ilk firede beraber olacaksın. Bu iş böyledir. Öyle hiçbir şey bir anda geldim. Mineciğim senden hoşlanıyorum ama. Erdal Bey zaten bana, Erdal bana teklif kaç ettiğinde yıldır karşılıklı duygularınız. Siz karışmayın. Kaç yıldır karşılıklı duygularınız? Erdal Bey. Kaç yıldır karşılıklı duygularınız? Karşılıklı derken Onur Bey kendisi eşini sürekli bana para istemeye gönderirken iyiydi. Evet. Yani Onur kadın ticareti yapıyordu. Sen parayla Mine'yi satın mı aldın? Yok yok, kesinlikle. Ben gönder ve zor durumdalar. Yani. Sen de bundan menfaatlenen, bu acizliğinden faydalanan... Ben de aldım. Bir dakika. Aldım. Bu zaafından faydalanan bir adamsın. Daha acı bir yok, durum. Yok yok. Kaç yıldır Mine Hanım'la duygularınız karşılıklı? Ya bu boşanma davasını açtıktan sonra. Geç öyle, boşanma davası falan olmaz kardeşim. Kaç yıldır bak, dürüst ol. Olmayan şeyi Erdal ben bazı şeyleri biliyorum, susuyorum. Kaç yıldır duygularınız karşılıklı? Dürüst ol. Vallahi daha önce yoktu onda. Kimde vardı? Ya bende de net bir şey yok. Gözünü seveyim, konuşabilir miyim abla? Sen konuş Onur, konuş. Ben şunu sormak... Ya, sen karısını gönderen adam oldun. Ya bir söz de, bir konuşayım ya. O namussuz oldu. Boşuna konuş orada. Onur parasız zayıf bir insan. Seni bak, çok özür dilerim. Onur, senin kocan, neden parası olmayan, zayıf bir adam. Seni de... Mine Hanım, ama aynı cümleyi siz de kurdunuz. Saçma konuşmayalım. Sen dedin ki, benim kocam beni para almak için Onur'a gönderiyor dedin. Yani siz birbirini seven bir karı kocayken aciz durumdasınız. Senin bu aciziyetinden faydalanan karşında bir adam var. Ben dayak yediğimde de beni seviyor muymuş sorsaydın. O zaman evlenmeyecektin. Evlenmedim ki zaten. Resmi nikah. Mecbur kaldım resmi ben. Resmi nikahı da kıymayacaktın. Şimdi bir şey, buyurun. Çocuğun kime yazdıracaktım? Onur Bey bir dakika. Mine Hanım'la Erdal Bey arasındaki dün sizi aslında bu pozisyona sokan da Mine Hanım. Mine Hanım dün dedi ki ben bu ilişkiye iftiralar attılar ondan sonra başladım. Doğru. Nasıl bir savunmazsa özü kabahatinden büyük ama Erdal beni 4 yıldır seviyormuş dedi. Şimdi sizin niyetiniz baştan beri bozulmuş. 4 yıldır seviyor demek. Ya dedin ya dünkü çıkartın. Mine Hanım hatırlatmada var. Hatırlatmada var. 4 yıldır dedi niyeti varmış, beni seviyormuş. Kıvırma oğlum, kıvırma. Bunu söyledi dedim karşı taraf. İlgisi varmış dedim, yalan söylemiyorum. Tamam. Yani bu işler bir anda olmaz. İftira şimdi genelde olmaz yani. Varsa ya sizin vardır, istediğiniz gibi olsun. 4 yıldır ben Erdal'ı seviyordum, tamam mı? Böyle olsun. Peki. Sizin dediğiniz gibi. Mine, Mine, tamam. Emine pardon. O yüzden ben Onur'a gittim, imam nikahıydım Erdal'dan aldım. Hayatım bir dik otur, dik dur. Bir dik otur, dik dur bak. Neden biliyor musun? Anlıyorum abi. Sen koca Erdal bir empati yapın diye söylüyorum. Sen şimdi zor durumdasın, o dönem işsizsin. Onur'a Emine'yi gönderdin, yüzün yok. Ya dedin git karısıyla konuş, Onurlarla konuş. Bana 3-5 lira hani bir destek olsunlar, borç versinler. Onur senin karına yan gözle baksa ne yaparsın? Ben hiçbir zaman onu bir yere göndermem para için. Gönderirsen peki Onur hak talep edebilir mi? Emine'nin bedeninden, ruhundan faydalanabilir mi? Bilemem.
Estağfurullah, bir konuşabilir miyim? Yani Mine'yi bu pozisyona sokan, senin ilişki yaşamana sebep olan Onur mu? Yani bu durumda... Genelde tecavüzcüler bunu yaparlar biliyorsunuz mahkemeye çıktığında. Esra abla. Bak tecavüzcüler der ki beni tahrik etti der. Esra. Yani sapık ve sapkın olduğunu kabul etmez, beni tahrik etti der. Ben hiçbir şey yapmayacaktım der. Esra abla bir konuşabilir miyim? Söyle, söyle Onur. Şimdi diyor ya, karısını benim yanıma para almaya gönderiyordu diye. sorar mısınız abla, Fatma'da kaldığı gün ben Erdal evini bastı mı basmadın mı? Bastın tartıştık mı? Tartışmadık mı? Nasıl sen demedin mi? Yalan söyleme. Ya ne bir sus. Sen demedin. Ben sana hesap sormadım Erdal abi. Sen gidip Fatma demin de benim karıma nasıl para verirsin demedin mi? Sen demedin mi? Verdim de ne oldu? Niye yanlış anlıyorsun demedin mi? He? Parkta buluşup 11.30'da parkta buluşup 1.5 lira para vermedin mi? Buna telefon almadın mı sen? 11.30'da ben mı? Ben mi gönderdim? 11.30'da. Bir kere ya ben delikanlı, seninle delikanlı. Ayrıydım. Benim Ebru'nun evine kaç kere olmak gönderdin? Delikanlı yapacağım. Siktir ha. Kendin gönderiyorsun kendin. Kaç kere gönderdin? Lan ben sen her gün okulu... gönderiyordun ya sen orada namuslu adam gibi konuşma. Lan sen saçma mı namuslusun lan? Peki ben bir şey soracağım. Esra Hanım Turgut Bey'e gider sorar mısınız bakkalcıya? Peki ona da sor. Mine kimin borçlarını ödüyormuş bir sorar mısınız bakkalcıya? Hayatım bak sen şimdi Mine ben sana çok üzülüyorum sen şuurunu da kaybetmişsin. Hayır, sen para karşılığında kendini satılık pozisyonuna düşürüyorsun. Satılık değilim yani ki Erdal sıkıntıya düşse sana Mine Hanım Erdal Bey sıkıntıya farklı. Düşse git bilmem ne komşumdan para al dese sen onun yanına da mı gideceksin? Hayır öyle bir şey kendine bu hakareti, kendine bu hakareti yapma. Ya karşın, bu zamana kadar Erdal karşındaki adamı Mine. Sadece Erdal'dan ben para almıyordum ki. Karşındaki adamı bana savunma. İçkili ortama sokan adam. Hayatım karşındaki adamı bana savunma. Çok ahlaklı bir adam olsa beş çocuğun anasını bu duruma sokmaz. Çok ahlaklı olsa. Doğru. Ben sokmadım. Doğru söylüyorum. Çok ahlaklı. Hayır çok ahlaklı. Erdal'a sorar mısınız? Ver telefonu. Herkes ahlaklı. Ver telefonu. Bir saniye. Şimdi konu komşu herkes ihbar atıyor. Konu komşu bağlanacak yayına. Hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? Merhaba, duyuyor musunuz beni? Telefonumuz merhaba, var. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız Esra'dan? Çok teşekkür ediyorum. Mahalleden Erdal'la Emine'nin komşusu musunuz siz? Evet, evet. Mahalleden komşularıyız. Dinliyorum sizi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz Emine Hanım'a mahalledeki komşuları olarak çok yardım ediyoruz. Bu yardımları verirken Erdal Bey o aileye nasıl yardım edecek? Bunu çok merak ediyorum ben. Buyurun cevaplayın. Biz diyor mahalleli olarak onlara yardım ederken... Kendisi gördüyse bilmem. Peki buyurun Emine Hanım cevaplayın. Mahalleli yardım ediyor mu Emine size? Ediyordu, ediyordu doğru. Hangi konularda destek oluyor mahalleli? Bu yardımlaşma ruhudur. Yani bizde mahallede biri sıkıntıdaysa ona destek oluruz. Hangi konuda size destek veriyorlar? Esra Hanım şöyle bir şey zaten Emine Hanımların zaten durumu yok ki Erdal Beylere. Durumu olmadığı için mahalleli bazı hayırsever insanlar doğru. aramızda para toplayıp birçok kere biz yardımda bulunduk. Kime veriyorsunuz hani, bu parayı? Çocuklara da yardım. Efendim? Çocuklar için mi veriyorsunuz anneye? Tabii ki de çocuklar için yani 5 tane çocuğu var. Doğru. Yani ev eşyası olsun, erzak olsun, kıyafet olsun, para olsun. Birçok şekilde yardım ettik yani. Emineciğim bak. Erdal Bey bu aileye nasıl yardım ediyor yardım paralarıyla geçinirken? Buyurun. Ben çalışıyorum. Ben kimseden yardım görmedim. Paraları karılara yediriyor. Karılara yediriyorsun. Hayır. Sus. Mahalleli size yardım ediyor. Erdal kendi parasıyla zevkini yapıyor. Hayır yalan konuşuyorsun. Hayır yalan konuşma. Yalan konuşuyorsun. Sus. Yalan konuşuyorsun. Erdal. Ben hanımefendiye de sormak istiyorum. Emineciğim bunu söyleme. 5 çocuğum var. Bunlar okula gidiyor. Doğru. Bu arada çocukların çok zekiymiş. Evet doğru. Yani okulda çok mu başarılılar? Başarılı ama bu babası böyle yaptı ama çocukların psikolojisi bozuldu. Peki evinizin mesela eşya ihtiyacını komşular sağlıyor. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını komşular. Bu doğru. utanılacak bir şey değil. Doğru. Bu bir bizim ülkemizde, bizim insanımıza has bir özellik. Benim çocuklarıma kimse bakmadı bu zamanlar. Yalan ben konuşma, bakıyorum. Sus. Bağla çocuklarına. Babam yatırıyordu. Bağla çocuklarına. Borçlar yardım ediyor. Sen karılara yediriyorsun, kadınlara gözüne, alıyorsun. Gözüne dizine dursun. Kadınlara şey ev alıyorsun, sana. Eşya alıyorsun, altın alıyorsun. Bu ne? Ha? İkinci kadın, kız ikinci aldatma oldu. Kaçıncı? İkinci. İkinci. Evet. Peki devam edin lütfen.
Esra Hanım, Emine Hanım çok saf ve çok temiz niyetli bir kadın. Evet. Aynen öyle. Ya gerçekten çocuklarının peşinde, ailesine bağlı. O yüzden mi çocukları evde bırakıp buraya çıktı? Görmedik bugün. Evet karım. Çocukları evde bırakıp mı? Evet. Sen karşındaki hanımefendiye sorsana. Elin adamına çocuğu bırakıp evde yalnız, gelmesine. Evde yalnız. Üç gündür. E gitseydin o zaman Emine'nin evinde durana kadar. Bana diyor ki çocuklara gidene kadar gitsin. Üç aydır neredesin Erdal Aksoy? İş yerinde kalıyorum, sağda solda kalıyorum. Esra abla. Niye? Hani iyi babalar evinde kalır. Esra abla. Ne zamandır anlaşamıyorsun? 2018'de de bir dava açmışım ben. Boşanma davası. Geçmiş. Boşanmamışsın. Vazgeçmişsiniz. Evet. Barışmışsın. Vazgeçmem değil, bırakmadım. Ver şu Sinop resmini. Bu 10 Nisan'da çekildi değil mi? 11 Nisan'da çekildi. Ver şu Sinop resmini arkadaşlar. Bak bu Nisan ayında Ramazan bayramında. Gördüğünüz gibi mutlu aile. Değil mi? Mutlu aile. Aynen. Sinop'a... komşularını bile götüren Erdal Aksoy. Ben götürmedim. Kendileri geldi. Tamam, gayet mutlu. Ne oldu da bayramdan sonra evine gitmedi? Çünkü iş yerime geldi. Bayağı bir şey yaptık, tartıştık, kavga ettik. Niye tartıştın ama? Bu olaylardan dolayı. Lan onu! Aldatmandan dolayı ya, değil mi? İhanetinden. Aldatma yok. Esenle! Bu olaylardan dolayı. Ona kaç bir şey söyleyeceğim Esra abla. Bu kadın bırakırsa bu evine döner. Ötesi döner. Bırak Esra abla. Ama ben daha istemiyorum. Sen bitirdin. Esra abla. Ben bir daha seni Onur. İstemiyorum. İstemiyorum daha bunu. Mine onu kapının önüne koysa gene koşa koşa sana gelir değil yok mi? Aynen doğru. Aileniz aynen destekliyor mu ilişkinizi? Mine Hanım sizin adınıza çok konuştu. Desteklemesin. Baban ve annen Mine ile olan komşuna yan gözle bakmanı ve ilişki yaşamını destekliyor mu? Benim babam yataklık felçli. Anne? Annem de hasta. Konuşamıyorlar mı? Annemi kendisi evden attı. Ha ha, solan yalan. Kendisi attı, eşyalarını topladı, kapıya koydu. Sus sus. Bunlar geldi hatta. Mine bakacak mı annene babana? Bakmaz. Benim babama ablam bakıyor. Aha. Hayır, kimseye annene bakar mı Mine? Anlaştınız mı bu konuda? İyi Mine, de görsene onun ablasına kim bakmış? Bakım evine. 4 yıldır Onur'un ablasına kim bakmış? Kardeşleriniz. Ben ona da çarpışmadım. Bakmadım. Kardeşleriniz destekliyor mu ilişkiniz? Ayağındaki ayakkabıya kadar, ya sırtındaki işte gömleğe ya kadar her şeyini ben alıyordum. Şerefsiz oldum, doğru söylüyorsun. Ay biz seni... senin ihtiyaçlarını karşılıyor. Mahalleli de onların çocuklarına bakıyor. Erdal'ı ben o zamanlar tanımıyordum. Mahalleli'de. Nasıl tanıştınız? Erdal Bey nasıl tanıştınız? Emine Hanım'la ilk kadınlar mı tanıştı ilk? Mine ile sen mi tanıştın? Mine ile bir komşusu vardı, onunla beraber lif getirdiler. Lif almıştı. Nerede tanıştınız? Merak ediyorum o günü. Böyle bir kafe, pastane gibi bir yerdeyim. Evet. Sonra kocasıyla mı tanıştırdı seni? Daha önce tanımıyordum. Evet. Üç yıl önce sonra mi tanıştın? Sonra hep beraber bize geldiler. Üç yıl önce mi tanıştınız? Aşağı yukarı 3-4. Yani sen Onur'la arkadaş değildin, önce Mine ile mi arkadaştın? Lif'le metal ne alaka? Siz metal işi yapıyorsunuz Lif'le. Metali yani, sarıyordur. Yani Lif ve metal arasında hiçbir illiyet bağı yok da. Fatma yok, Keskin bunu beni hiç götürdü bunun yanına. Fatma tamam, Keskin. Ben eve götürdüm. Metalci. Lif hayır, Fatma Keskin bana dedi ki, Mine dedi, ha, Erdal Aksoy'un eşinin çocukları çok, onlara lif satabilirsin. Ben zaten gittiğimde Erdal Bey'in yanına gittiğimi bilmiyordum. Siz iş için değil, alıcı, lif alıcısınız siz. Öyle aldım, evet. Lifleri alacaktınız. Beş çocuk var, beş lif alacaktınız. Ama bir şey evet, söyleyeceğim. Evet. Beş lif için de patronla görüşmeye gerek yok ki. Der ki 5 tane lif buldum der Fatma. Der ki 5 lifin kaç para? Sen dersin ki 150 TL. Fatma ondan 150'yi alır, sana verir, lifi alır, Emine'ye verir. Götürdü. Fatma, Fatma o zaman 3 yıl önce sizin aranızı yaptı. Yok. 3 yıl aynen önce Fatma sizi lif bahane Erdal'la Emine'yi tanıştırmak şahane. Esra abla bir şey soracağım. Buyurun. Esra abla tek bir soru bak, tek. Tabii, bağırmadan konuşmayacağım. Sakince. İkisine de soruyorum. Tabii. Bu Ali kimin, benim oğlum mu bak? Mine. Ali senin oğlun. Yap burada testi. Benim alnım açık. Ali senin oğlun, tamam? Testi getir, önüne koyacağım. Önüne koyduğum zaman da yüzüne... Yapmadın. Şimdi ilişkiler gizli doğum alenidir. İstediğin kadar 3 yıl, 5 yıl Erdal'la ilişki yaz. Ama öyle bir gebelik... Şey öyle çocuğun şey biyolojik olmadı babasını en iyi sen bilirsin. Benim ne 3 sene ne 4 sene hiçbir şekilde ilişkim falan olmadı. Öyle bir şey varsa Emine benim evimde yatıyordu, Erdal geliyordu. Şimdi niye
oldu peki? Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Hayatım şimdi niye oldu? İki hafta, bayramdan iki hafta sonra niye başladı. Oldu? Çünkü Onur Karaman, Erdal Aksoy'un eşi, ortaya lafları attı. Zaten Erdal'ın içinde de vardı. Ben de istedim, ben de sevdim. Sizin içinizde. Yalana bak, yalana. Peki. Esra Hanım, yalana bak. Esra Hanım. Geçenden beri var. Söyle. Kendisi ilçeye ben bunları indirdim otobüs. Onur dedi buna. Tamam diyebilir. Nasıl? Dedi. Ondan sonra koptu bunların olayı. Tamam. Yani. Hayır, ben Onur dedi ki gelme eve. Esra Hanım, Erdal bana teklif ettiğinde dava açılmıştı. Mine Hanımcığım, size kocanız hakaret ediyor, tamam mı? Seni her zaman etti, aldatmakla suçluyor. Şimdi böyle bir suçlamanın karşısında yapman gereken biriyle bir ilişki yaşamak ya da o iddiayı doğrulamak Esra değil, Hanım, ben boşanıp uzaklaşmaktır. Ilişki yaşamadım. Ben kız kardeşimin evi gönderdi. Kim? Kapımda köpek gibi geliyordu. Ben çıkıp çocuğuma süt alamıyordum. Her gün bir tehdit, her gün bir tehdit. Bunu da patlattı. Neyi? Verin o mesajları. Benim aileme verin de mesajlar attı. Hangi mesajlar? Şimdi sen bunu diyorsun ki bunları yaptı. Sen bu insanlardan uzaklaşırsın. Sen bu adamla niye beraber oluyorsun ki? Ya adamla beraber olmadım Esra Hanım. Ben evi tuttum. Hayatım siz zihin olarak, tamam, duygusal olarak... bu açıldı. Ben de onu anlatmaya beraber misiniz? Esra beraber. Beraberiz. Ya, sen kendini inadınla uğraşırken bu kadının yuvasını niye yıkıyorsun? Beş çocuğunu o niye babasız bırakıyorsun? O kadının yuvasını yıkmadı. Ben yıktı. Ben yıktı. Esra abla. Ya... İşi kocasını kullandı. Bir dakika Onur Karaman, bir dakika. Kullandı. İşi kocayı 4 sene kullandı. Benim zaten sonum yok abla. Senin evinden mi aldın? Lan bana koru başını bak ha. Bir saniye. Sizin... Senin Emine ile sorunun yok. Ya bu olsun olmasın. Benim sorunum yok, sorunum yok. Sorunun olmadığını fark ettin. Hangi olayla? Evlilik olayında. Evlilik o. 24 evet. Yıl mı evlisiniz? Yok, 20. 20, çok uzun. Evet. Mine hayatına girene kadar bunu sorgulamamışsın. Daha önce de oldu ama bende. Ben daha önce de ama ayrıldım. Ama hep aldatma. Hı? Hep aldatma, bari dik dur. Ama yapamıyorum, olmuyor ya. Beyefendi olmuyor. O zaman tamam bir dik dur, boşan. Boşanacağım zaten. Niye boşanamıyorsun? Gittim, adliyeye de gittim. Hayır, niye boşanamıyorsun? Bu boşamadı. Boşamıyor seni. Evet. Davanın tamam. Arkasında dursaydın. Durdum. Hı? Durdum kendisi. Geliyor sana Erdal'ım mı diyeceksiniz, yani. Tazminatı sen diyeceksiniz. Sen de dönene kadar şey yapıyorsun, böyle naz yapıyorsun. Ay Erdal ya, vallahi. Kadın diyor ki biz mutluyduk diyor Naz ya. Değil, ben daha bu insanlar hayatımıza girene kadar mutluyduk diyor. Mutluyduk, yok. Doğru. Yok. Yalan söylüyor. Kadınlar girince hayır. Hayır. Mutluyduk, ben yalan söylüyorum. Mutluydum da 5 ay önce... Yine bak bir kelime söyle. Diyor ki sana hakaret ediyor. Sen de diyorsun ki o hakareti kabul ediyorsun. Sen de öyle olsaydın da diyorsun, kocanın elinde tutsaydın. Ya sen dönüyorsun. O yüzden diyorum ben. Eminim sen şuurunu kaybettin. Ben almışım. Dönüyorsun, konuşuyorsun, kendine hakaret ediyorsun ya. Sen Erdal'ı onun elinden almadın ki. Hayatım bak, bir susun lütfen. Sen gözünü aç. Karşındaki adam senin zaafından, senin acizliğinden faydalanıp sana yaklaşan bir adam. Zaafımdan yaklaşan adam oydu asıl karşımda. Zor durumumda yaklaşan adam karşımda oturuyor. Onur Karaman. 4 yıl ben imam nikahsız, çocuk olana kadar nikah kıymayan ben kendim kıydım. Bir dakika soracağım. Emine abla diyor ya, kadın olsaydı koca tutsaydın. Sen niye o zaman eski eşine gittin de Burhan'la evli adama kaçtın? Mesajdan attın ben Esra abla. Kadına neler yazmış? Kocanla yattım kalktım. Kumasın kumar oldum diye. Tabii tabii. Yayında abla, sen yayında. Evli kadınlara yazarken 5 milyar parayı gönderirken namuslu kocasın. Yayında sen abla. İlk evinin... Benim yiyeceğini Erdal alırken sen paraları karılara şimdi gönderirken. Erdal Bey, biriyle bir ilişkiye girerken kendinize göre anladığım kadarıyla belli kıstaslarınız var. Yani aciziyetler varsa faydalanabiliyorsunuz. Yok. Mesela Mine Hanım'ın ilk evliliğinin bitiş sebebini biliyor musunuz? Mine Hanım zaten çalışan biriydi. Aciz biri değildi yani. Mine Hanım'ın evliliğinin bitiş sebebini biliyor musunuz? İlk evliliğinin. Onu bilmiyorum.
Beni ilgilendirmiyor zaten. Erdal, üç çocuğunu nasıl bilmiyorsun ya? Biliyorsun, Burhan olayını biliyorsun. Burhan üç çocuğunu biliyorsun. Başka biri için bırakıp kaçmış. Hayır, öyle bir şey yapmadım. Evet, attım abla. Mesajını attım. Bir saniye. Ya kimseyi bırakıp kaçmadım. Beni konuşturmayın. Şey, çocuklar nerede? Babasına ben kendim verdim. Kaç yıldır görmüyorsun? Benim kız kardeşimin Mine evde çocuğu olduğu için. O kaç yıldır çocuklarını görmüyorsun? Her sene görüyorum ben. Her yılda bir kere? Evet. Yılda bir kere değil. Bayburt'a gittiğimde her sene görüyorum. Kaç yıldır? En son ne zaman gördün? En son bayramdan önce görmüştüm. Bayramdan önce. Çocukları baba sana ne kadar süre göstermedi? Babası değil. Bu şerefsiz beni göndermedi. Hayır. Ben babası. Ben de göndermedim seni. Atmayın. Lan ben de göndermedim. Bu beni göndermedi. Benim kaynatam rahmetli babası. Mineciğim. Gönderdikten sonra buna ben sen çocukları sonra, kaç yıl göremedin? Eski kocan yasakladı. Dinleseniz. Ben buna geldikten sonra benim ailem benimle konuşmayı kesti. Bunu istemiyordu. Hiçbir zaman da evine kabul etmedi zaten. Ne annem istedi ne babam istedi. Hiç kimse istemedi. Ta ki ben bunu iyi dedim. Annemin gözünde gösterip 15 tatilde getirene kadar. 15 tatilde de ama benim ben yardım paramı bile bu alanı. Ben sana başka bir soru soruyorum. Ben de diyorum ki sen o zamana kadar ilk görmedim. İlk eşinin yanından 4 sene kaçarken. 4 sene 5 ilk sene. Eşin, hayatım, İmam sen, nikahlıydım zaten gidemiyordum. Sen ilk eşinden kaçtın ya. İlk eşimden kaçmadım. Üç çocuğu oraya kaçmadım, bıraktın ya. Kaçmadım. Benim Ankara'da davam var. Nasıl kaçmışım? Nasıl kaçmadın ya? Hayır, Ankara'da davam var. Ya, İlk eşin her şeyi, anlatıyor. Benim e-devletime girer misin? E-devletine girmeme Ankara'da gerek yok. Ben, İlk eşin her şeyi anlatıyor. Attım, merak etme. Hayır, o öyle anlatabilir. Ama ben adliyede, Ankara'nın adliyesinde davayı açtım. Peki, Erdal Bey, Emine Hanım üç çocuğunu bırakıp kaçan, siz diyorsunuz ki iki gün evde bırakan kötü anne. Bir saniye, kaçan bir insanın arkasından niye koşuluyor o zaman? Niye karı diye almıyor? Aynen öyle. Ya bayılıyorum sizin bu bakış açınıza. Yemin ederim. Yazık, günah değil mi onun da? Esra Hanım, kurtaracak mısınız geçmiş onu? Geçmişi olabilir yani. Bak, üç çocuk, bak çocukları bırakıyorsan, çocuklara karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorsun. Bayağı Esra, hayatta bazı şeyler vardı. Çocuklarına karşı sessiz olsun hepsi mikrofonları. Çocuklara karşı ebeveynler sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, İçgüdüleri ve arzularıyla hareket ediyorsa, demek ki orada ilkel davranış sergiliyorlar ya, o ayrı bir şey. Bir insanın sizin hayatınızda iyi olması için hangi kıstaslarınız var? Mesela iyi bir eş olması mı, iyi bir anne olması mı? İkisi de. İkisi de. Evet. İyi bir eş, iyi bir kadın, kötü bir anne ise? O da artık onun Allah'la kendi arasında kalmış bir şey. Niye şimdi Allah'a havale ettin? Biraz önce öyle, kurtarıcı yani olayım diyordun. Herkesin ayıbı kendine, ben bir şey diyemem. Peki, bu konuyla ilgili biraz sonra bilgileri size aktaracağım. Onur Bey buyurun, soruları alacağız. Abla bana diyor ya, bu şerefsiz beni Bayburt'a göndermedi. Sen beş yıllık kalmıyorken göndermedin mi seni? Hayır, bilmem nikahını... Ulan gittin, bir dakika lafını kesme bana. Bak lafını kesme. Sigortasıyla doğum yaptım, ya sen ne yaptın bana? Esra lafını kesmesin. Ne yaptın bana? İmam nikahı var diye benim babam kabul etmedi. Ulan sen hamileken... Doğumu yaptıktan sonra ben Ali'yi götürdüm, çocuğumu götürdüm. Sen hamileken... Yalan söyleme. Ya bir dakika dur. Yalan söyleme. Hamileken gitmedin mi? Hayır, karnımda değildi ki çocuk. Ulan öğretmen evinde kalmadın mı? Nerede kaldım ben? Başken Bayburt'taki belediye. Tamam, babam gönderdiği zamanı diyorum. Lan hamileken gitti yere çocuğum başımda. İlk eşinden ne zaman ayrıldın? Hangi yılda? 11 sene oldu Esra Hanım. 11 yıl oldu. 11 yıl evli kaldım. 5 sene, 6 sene oldu. Tarihi hatırlıyor musun? 2018'de dava. Ne zaman boşandı? 2019'da boşanmam gerçekleşti. Boşanman gerçekleşti. Kim açtı davayı? Ben açtım davayı. Sonra o anlaşmaya geldi. Anlaşmalı boşandı. Anlaşmalı boşandınız. Aynen. Evden nasıl çıktı? Ben evden Esra Hanım çıkarken teyzemgile gittim. Direkt Ankara'ya. Aynur yeğenim aldı beni. Teyzem aldı. Onlar da ben durdum. Davamı açtım. Abla yalan. Bir dakika. Yalan değil. Uçak biletine kadar ben mahkemeye de verdim. Peki. Burhan benim, biletini aldın. Burhan konusu teyzen, benim eskiye dayanık bir şeydi. Teyzenin yanına gittin. Çocukları niye orada bıraktın? Çocukları götüremezdim Esra Hanım. Hangisini götürecektim ben? Üçünü de götürebilirdin. İkisi zaten okulda. Oğlumu götürdüm sadece. Oğlumu da boşanma olduğu zaman okulun aldılar. Çıkmasını bekleseydin? Bekleyemezdim. O gün, o zamanki duruma göre abla bekleyemezdim. Abla nasıl bekleyeceksin? Adam istemiyor daha. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek.